Evet efendim, programın son bölümünde reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hanzele bin Rebi el-Katib, onu konuşuyoruz. Tabii bunlar bu kadar mı anlattım? Hayır, ben bir özet anlattım. İnşallah ben yakında üniversitemiz bir seminer, açık oturum gibi bir şey yapacaklar. İlim adamlarıyla tarihte Urfa'yı konuşacaklar. İnanıyorum ki bu konular da dile gelecektir. Çünkü o heyette çok değerli hocalarımız var, bilim adamlarımız var. Bundan herkes istifade eder. Tabii bunu da ben şöyle dileyeyim. Üniversitede kendi yerinizde yapıp da halkı mahrum etmeyin. Ben üniversite yönetimden rica ediyorum. Halkla iç içe. Yani bir AVM'de olabilir, başka bir salonda olabilir. Yani millet de oraya gelsin, hanımefendiler de gelsin. Efendim televizyonlarda kaydetsin ve bunun dışında insanlar da istifade etsin. Şimdi efendim o sahabenin kabrinin görüntülerini ben rica edeyim, onun üzerinde biraz konuşalım. Evet, burası Şanlıurfa'nın Kurtuluş Mahallesi. Bakın, Beykapısı deniliyor, aslında Kurtuluş Mahallesi ki bugün muhtarı ile beraber bakın şurada konuşuyoruz. Efendim işte oradaki ev sahibi falan şurada bir çukurda Hanzele bin Rebi el-Katib, eğer oysa, tekrar söylüyorum, yani ben de sizi böyle ayağa kaldırmak işte gelin görün falan böyle demiyorum, yani bu zat burada olabilir. Evet, burada olabilir çünkü buraya sahabeler gelmiş. Ben tespit etmiştim mesela Urfa'ya gelen sahabeler. Evet, isimlerini sayayım. İyad bin Ghanem el-Fihri. Kabri burada değil, Humus'tadır. Halid bin Velid'in yanında olduğu söylenir. Bu komutandır, Urfa'nın fethinden komutan. Efendim Velid bin Ukbe, Ebu Musa el-Eş'ari, Safvan bin Muattal, Osman bin Ebil As el-Sakafi, Haşim bin Utbe el-Mirkal, Sa'id bin Amr bin Hizyem, Ümeyr bin Sa'd, Fırat bin Hayyam, bu görüntüler üstüne konuşacağız. Habib bin Mesleme el-Fihri, Abdullah bin Utban, Ziyad bin Hanzele, Urfa'nın ilk defa tavuğunu ürküten, köpeğini havlatan sahabedir. Hiraklısı buradan kaçırmış. Evet, bakın bu kitabe üzerinde ilim adamları inceleme yapıyor. Yani o kabrin üzerinde çıkan bir yazı. Tabii bunlardan birisi dedim ya, Adi bin Amire bin Ferve el-Kindi bu bölgede vefat etmiştir kesin. Hanzele bin Rebi el-Katib'in de dedim ya Habur'la efendim Fırat arasında vefat ettiği söyleniyor. Ama demiyorum burası. Şu anda bura üzerinde inceleme, araştırma yapılıyor. Burası bir ev. Yani eski Urfalılar tanırsa Karpuz Meydanı. Oraya yakın bir ev, Kurtuluş Mahallesi'nde. Bugün gittik arkadaşlar, bu çekimleri aldı. Mezarı bilen kişiler işte diyorlar ki biz yıllardır burayı temiz tutarız. Buraya çünkü bazı olaylı, bakın kabir açılmış hali. Fakat tekrar söylüyorum, yanlış anlamayın. Hanzele bin Rebi el-Katib burada demiyorum. Yani öyle bir şey de söylemeye cesaretim yok. Şu anda zaten müze müdürlüğü, arkeoloji uzmanları inceleme yapıyorlar. Hatta Ankara'dan bir yer istemişler. Vakıflardan istemişler. Buralar mezarlıktı. Eskiden, çok eskiden. Yani burası işte Arap Meydanı derlerdi. Şimdi adını değiştirir, Türk Meydanı getirir. İster Türk Meydanı, ister Arap Meydanı olsun. Meydan. Oraya yakın bir yerde, Karpuz Meydanı dediğimiz yerde. Tabii orada bakın muhtar arkadaşlar hep konuştuk bugün. Taşları inceledik kendimize göre. Ama illa burası, burayı efendim ihya edelim. Burası ise ihya ederiz. Yani yetkililer öyle bir fırsatı değerlendirmemek gibi bir lüksler olamaz. Ben inanıyorum, yani içimdekini söyleyeyim, olabilirlik %90. Yani Hanzele bin Rebi el-Katib'in kabri, tabi oraya inmek mümkün değil.
Biz damdan ancak o çekimler yaptı. Hatta kendileri almışlardı. İşte bakın mezarın açılmadan önceki durumu. Delikanlı evin sahibi diyor ki biz bu taşları yıllardır görürdük. Bakın orada bir ağaç da var. O ağacı çıkarmışlar. Hatta çabuk dedim bu ağacı kaybedin. Millet başlar işte ağaç katilleri falan. Kurumuş bir ağaç çıkarmışlar. Bakın böyle bir lahit gibi bir şey yapılmış. Bunun üzerinde değerli üstadlarımız, hocalarımız inceleme yapıyorlar, araştırıyorlar. Tabii tarih olarak söyleyeyim, tarih 190 olarak geçiyor. Hicri 190'da değil, 50. yılda vefat etmiş veya 45. yılda. O 190 ifadesi belki bu kabrin restorasyonunu söylüyor. Yani Hicri 190 yılında burası restore edilmiş. Çünkü bu yazılar bakın harekeli. İlk dönemlerde bu harekeli yazılar yoktu. Celisülüs usulü yazılmış. Şu anda inceleniyor. Ama Allah razı olsun yetkililer hemen el koymuşlar. Çünkü millet baskın yapar. Nerede? Neyin nesi? Orada tabii güvenlik alınmış. İnşallah kısa bir zaman sonra sonucunu alırız. Sonucu da sizinle paylaşırız. Ama canı gönülden istiyorum böyle bu özlemli sahabenin kabri ve bu eğer oysa, bakın bu kabir eğer oysa taşından, maşından, toprağından, kemikinden inceleme yapılır, kemikleri de çıkarmışlar. İnceleme yaparlar. Oysa bunun yanında birkaç sahabe daha var. Yani bugün inceledik. Evin üstünde durduğumuz evin içinde de kabir olduğu söyleniyor. Çünkü bu bölgede dedim ya kimler gelmiş? Bakın 20 sahabeyi saydım. Özellikle bu bölgede Adi bin Amire ismindeki sahabe Adi bin Amire bin Ferve el-Kindi bu da aynı buralara gelmiş. İsterseniz kısa ondan da bilgi vereyim. Benim Siyer-i Sahabe'de bunların hayatları yazılı. Ama dedik ya bu Siyer-i Sahabe'yi bir türlü yazamadık, bastıramadık. Kitap haline getiremedik. Ben getirmişim de para lazım. Geçen bir ablamız gelmiş. Hocam bizim de biraz katkımız olsun bu kitabı. Dedim abla senin 10'un, 20'in, 30'un, 100'ün benim yaramı sağaltmıyor ki. Benim yaramı böyle büyük bir iş adamı, büyük bir firma üstlenecek. Yani diyecek ki hocamın bu eseri ben 20 sene hatta 25 sene hatta halen noktasını virgülünü inceliyorum. Efendim bu zat da yine kabri gösterirse arkadaşlar ben onu da kısaca söyleyeyim. Bu Adi bin Amire bin Ferve bin Zürare bin Erkam bin Nu'man bin Amr bin Vehb bin Rebi'a bin Muaviye bin Ekrem'in el-Kindi. Yani Yemen kökenli bu zat da sahabedir. Bunun efendim lakabı Ebu Zürare'dir. Ebu Zürare'dir. Peygamberimizin sahabesidir. Efendim rivayet etmiştir. Hadis rivayet etmiştir. Şimdi bu zat aynı sebepten dolayı bakın Hazreti Osman İbni Sa'd tabakatında diyor. Öldürüp zaman Beni Erkam şöyle dedi. Osman'a küfredilen bir yerde oturamayız. Evet bu Erkam oğulları Küfe'ye yerleşmişti ama bunu da yine büyük tarihçi Ebu Arube el-Harrani bunu bilir misiniz Urfalılar? Neyime lazım canım Harrani? Sen söyle ağam. Ağamçı köfte olsun. Söyle. Cumbuşa vur, saza vur. Ondan sonra ağamın elinden, zalimin elinden. Ha-ho. Yani bunları geçmemiz lazım. Bakın bu Ebu Arube. Büyük bir tarihçidir el-Harrani. O zat diyor ki Adi bin Amire Küfe'de yerleşmişti. Hazreti Osman İbni Affan öldürdükten sonra El-Cezire'ye gitti ve orada öldü. Burası El-Cezire'dir. Yani bu bölgenin ismi El-Cezire'dir. Tabi Hazreti Osman'a küfreden bir ülkede oturamayız. Şam'a gittiler. Muaviye bin Ebi Sufyan'a dediler ki biz Şam'da oturacağız. Dedi hayır ben sizi El-Ruha'ya yerleştireyim. Orada hizmet edin, size arazi vereyim, ikta edeyim. Ve geldiler. Tabi bu büyük zat
Adi bin Amir'e gelmiş burada, işte bu bölgede, yani yalnız Urfa demiyorum, bu bölgede İslamiyet'i yaymıştır. Allah bunlardan razı olsun. Dedim ya mesela Bureyde bin Husayb, ya Medine Mekke arası Süleym oğulların çölü, vadisi, köyü nerede? Efendim Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın Merv kenti nerede? Oraya gitmiş, İslam'ı orada oturtmuş ve orada vefat etmiş. Kıyamet günü oranın lideri olarak haşrolacaktır, kalkacaktır. Efendimiz öyle diyor. Ve bakın Merv nere, Medine nere? Yani kaç bin kilometre? Dikkat edin. Şimdi sahabelerin sayısını mesela veda hacında ne diyoruz? 120 bini aşkın sahabe Resulullah'ı dinliyordu. Yani bunu sahabeler incelemişler 120 bin rakamın üzerinde. Bazısı 100 bini aşkın diyor. Her neyse 100 bini aşkın olsun. Bu 100 bini aşkın sahabenin 10 bini Medine-i Münevvere'de efendim Cennetül Baki'de metfun. Peki bunun 110 bini nerede? Hadi diyelim bir kısım da Mekke'ye döndü. O 10 binini de geçtik. 100 bini nerede? O bölgelere metfun olanlar ayrı. 100 bini nerede efendim? Bakıyorsunuz Suriye'de, bakıyorsunuz Ürdün'de, bakıyorsunuz Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de, Fas'ta, oralara gelmişler. Abdullah, Hazreti Abbas bin Abdülmuttalib'in çocukları, erkek çocukları. Kimisi Medine'de, kimisi Taif'te, kimisi Merv'de, kimisi efendim Mağrubu Afrika'da. Neye gitmişler? Nedir? Hayatı anlamışlar. Hayat nedir? Hayatın özeti beyler. Hayatın özeti iman ve cihattır. Cihat adam öldürmek manasında değil. Cehd ediyorsunuz. Cehaletle mücadele ediyorsunuz. Beyinlere yürüyorsunuz. Yüreklere yürüyorsunuz. Efendim güzel yaşantınızla örnek oluyorsunuz. Bu sahabeler yeryüzüne dağılmış efendim. Çoğu diyorum ya Afrika, Habeşistan, Yemen, ta Kabil'e kadar, Afganistan'ın başkentine kadar gitmişler. Hatta onlardan bir kuşak sonrası Çin'e gitmişler. Çin'e inanıyor musunuz? Mesela El Cezire valisi Ebu Musa adında birisini görüyoruz. Efendim kendisi komutan ediyorlar. Hindistan'ın fethine gidiyor. Hindistan'ın fethine. Ya burası Urfa. Sen Hindistan'da ne işin var kurban? Efendim Harran'da. Harran müftüsü. Yani adam müftü, alim. Onu görevlendiriyorlar denizde donanma komutanlığıyla. Efendim Esad bin Fırat. Ta gidecek. Nereye? İtalya'nın o çizmenin karşısındaki Sicilya adasını fethedecek, İslamlaştıracak. Başardı mı? Başardı. Allah için değil mi? Gitti Sicilya'yı fethetti. Sicilya'daki sıkıntılar vardı. Çünkü uğrak yeriydi. Fransızlar geliyor, İspanyollar geliyor, Portekizler geliyor. Her gelen kılıçtan geçiriyor, yağmalıp gidiyor. Korsanlar geliyor adaya. Bunlar da demişler korsandır herhalde. Bakmışlar yok. Bunlar imar ediyorlar. Halen orada o dağların içinden oyup su getirme tekniği. O sular halen akıyor Sicilya'da. Bahçeler, camiler. Ama biz gidemiyoruz hocam. Ne yapalım? Biz nereye gidiyoruz tahtile? Güzel bir otel. İşte yüzülecek bir yer varsa, gezilecek bir yer varsa, hanım, çocuklar, haramdır demiyorum. Yani meşru olan yere gitmede bir şey yok. Ama araştırmacılar olarak, mesela bu dediğim gibi, efendim neydi, Esad bin Fırat, Fırat bin Hayyam'ın soyundan geldiği de söyleniyor, Allah bilir. Efendim denizi görmemiş. Ya buralarda yetişmiş. Ama görev donanma komutanı Akdeniz'de gidiyor. Korsanları bertaraf ediyor. Sicilya adasını fethediyor. Ezan-ı Muhammed'i orada okunuyor. Halen orada Müslümanlar var. Her ne kadar efendim Rajes adında bir general son doğraları kılıçtan geçiriyorsa da yine Müslümanlar orada var. Evet. Müslümanlar orada var. Hatta şöyle bir anı anlatılır efendim. Vaktim azalıyor. Bu Rajes denen general bir Müslüman yaşlıyla dostluğu var. Yani baba diyor, dede diyor. Çünkü sohbeti hoş. Ve
Sicilya adasına bir haber geliyor. Kudüs düştü. Yani Haçlı orduları Kudüs'ü aldılar. Efendim Hayfa'yı, Yafa'yı aldılar. Çok da zulüm ettiler. O Rogers, o babaya diyor ki, Müslüman olan yaşlıya. Baba diyor, Muhammed nerede, yatıyor mu Muhammed? İşte Kudüs'e girildi, Yafa'ya girildi, Hayfa'ya girildi falan. Yatıyor mu Muhammed? İslamlar nerede? Biz geldik, aldık. O yaşlı adam diyor ki, Muhammed iş başında. Yine ordusunun başında. Nasıl? Şu anda diyor, Er-Ruha'yı fethettiler. Urfa fethedildi. İmad-ı Zengi döneminde. Ora fethedildi. Nasıl fethedildi? Evet diyor, fethedildi. Sizin o kutsal haçınız, maçınız falan. Hemen tabii haber salıyor. Bir ay sonra deniz yoluyla bir haber geliyor. Diyorlar ki Er-Ruha düştü. Er-Ruha alındı İmad-ı Zengi döneminde. Muhammed yatmıyor. Şimdi de bazen böyle ileri geri konuşanlar var. Yatmıyor, korkmayın. Çanakkale'de la tahzen innallaha me'ane sinyalini veren Hazreti Muhammed. Çanakkale ile kolay kolay şey edilmedi. Hatta Kenan Evren, hiç unutmam, 12 Eylül'den sonra bir Hoca Efendi bandında diyor ki, işte orada manevi güçler vardı. Hatta Hazreti Muhammed falan yerde silüeti görüldü. İşte o topçulara la tahzen innallaha me'ana Ebu Bekir Sıdkale gibi. Bu adamlar attı, düşman kumandan gemisini vurdular. Düzgün bir pusulalar yok, nişangahlar yok. Nasıl atıldı? Nasıl Çanakkale geçilmez dendi? Nasıl 250 bin evliya çıkardık? Şehit. Evet, gitmemişseniz gidin görün. Tahtilde gidin görün. Oradaki o şühedayı gezin. Eğer içinizde iman var biliyorum ve heyecan varsa, efendim bazı yerleri ziyaret ederken çocuk gibi ağlarsınız. Vay be bu ecdat. Şimdi onlar kalksa bize ne diyecek? Sizin için mi savaştık? Sizin için mi kan döktük? Mahremime el atılmasın diye. Kınalı kuzular gitti, orada şehit oldu. Nerede mahremimiz? Kime benziyor sokaklarımız? Kime benziyor kıyafetlerimiz? O aziz şehitlerden ben hayal ediyorum. Evet, hatta hiç unutmam, tanıyan arkadaşlar bizi götürdüler. 72. alay. Programa girirken grup dergahını Çanakkale ilahisi söylüyorlardı Kürtçe. Gidin görün o 72. alay. İşte Urfalı Şiho, bilmem nereli Rama, bilmem kim, Arap, Kürt, Türk, koyun koyuna orada yatıyor. Vallahi ben ağladım, yemin ediyorum. Oturdum ağladım. Bunlar mı, biz mi? Eyvah, sonuç siz misiniz? Deseler bu aziz şehitler. Evet, şimdi diyorlar ki o bölge Türkiye'nin en çok içki tüketen bölgesi. O aziz şehitlerin olduğu il, ilçe neyse, rencid etmemek için bir şey söylemiyorum. Böyle mi olacaktı? Böyle mi o aziz şehitlere hürmetimiz olacaktı? Ama Allah'a şükür son zamanda oralar restore edildi, onarıldı, birçok şeyler yapıldı. Allah razı olsun yapanlardan. Biz daima dua ediyoruz. Çünkü onlar bizim değerlerimiz efendim. Şimdi tabii bu Adi bin Amire el-Ferve el-Kindi diyelim, gelmiştir. Bu bölgede İslam'ı oturtmuştur. Diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Bir hadisle toparlayayım. Bir göreve tayin ettiğimiz herhangi biriniz bir iğneyi ve daha fazlasını bizden gizleyecek olursa ganimetten, bu bir hıyanettir. Kıyamet günü onu mutlaka getirecektir. Tabii görevle ilgili mesuliyeti anlatıyor. Hatta diyor, siyah bir adam kalktı diye, Resulullah beni bir yere görevlendirdiniz, ben korkuyorum, bu görevi benden alın. Evet. Niye dedi? Dedim vallahi bu söylediğinizden çok korkuyorum ya Resulallah. Ben bu işi yapamam. Şimdi Ebu Zurare, Ebu Zur'a veyahut Adi bin Amire bin Ferve el-Kindi el-Hadrami sahabedir. Önce Küfe'ye yerleşmiş. Halife Osman'ın öldürülmesinden sonra El Cezire,
El Cezire bakın neresidir? Urfa. Amit bölgesi Diyarbakır'dır. Bu El Cezire'nin başkenti Raqqa olduğu söylenir. Raqqa, Urfa ve bu bölgeye El Cezire denilir. Cizre de buna dahildir. Bu bölgelerin valileri hepsini biz kitaba döktük, yazdık. Duruyor elimizde, az kaldı zaten. Fazla da bastıramadık, gücümüz yetmedi efendim. Şimdi bu zat da burada vefat etmiş. Hicri 40. yılda, araları bir 5 sene gibi görülüyor, 10 sene gibi. Tabii arkadaşlar eğer bir daha gösterirse orada da bir şey söylemek istiyorum. Eğer mümkünse o kabirle ilgili, o taşla ilgili. Çünkü üstünde tarih falan da tespit etmiş uzmanlar. Evet, bakın bu Nur Ali Camisi. Bekkapısı ile Kurtuluş Mahallesi. Tabi kabrin olduğu ev Kurtuluş Mahallesi'ne ait. Ben taşları görmek istiyorum. Heyecanlı arkadaşlar hepsi oradakiler. Hatta çok büyük şeyler düşünüyorlar eğer oysa. Evet. İnşallah odur. Ben inanıyorum o bölgeler hep mezarlıktı. Çünkü bunlar buraya defnedilmiş. Önemli kişiler. Sadece Hanzele bin Rebi değil, onun yanında işte Ebu Zura, Urs kardeşi, efendim çocukları, hanımı, bunlar hep sahabedir. Buraya İslam'ı getiren ve Urfa'ya peygamberler şehri dedirten, temeli atan bu sahabeler. Şimdi bunlara vefa borcumuz. Söyleyeyim mi kızmıyorsanız? Yani bugün bu memlekette ezanlar okunuyor, Kur'anlar semalarda çınlıyorsa, efendim tilavetler, zikirler, elhamdülillah. Şu donsun dursun mümkünse. Ben Zekeriya, evet geçti. Eğer bunlara bir vefa borcumuz varsa, ben söylüyorum, tabii tutan tutsun, tutmayan tutmasın. Bunlara bir vefa borcumuz mutlaka var. 20 sahabeden bahsettim. Ne yaptık? Nesillerimiz biliyor mu bunların isimlerini? Efendim, 30 senedir gelen bütün belediye başkanlarına bunu anlatmışım. Söylemişim. Hepsine yaparız demiştir. Yapamamışlar. Kimi demiş burası milli emlaka ait, kimi burası buraya ait, buraya ait, şuraya ait. Tabii şimdi beni dinleyen bir grup da var. İsimini vermeyeyim. Onlar ne konuşuyorsun sen ya? Buraya el atılır mı? Tırfındıra el atılır mı? Ben dedim ya o bir parmak sahibi var ya, Çamlıca'ya bu cami yapılacak. Günün birinde inşallah ulaşamıyoruz. Ulaşıp derdimizi anlatamıyoruz. Milletvekillerine söyledim. Bu kitabı hazırlarken basın toplantısı yaptım. Bütün basın mensuplarını o kitaptan verdim. Belediyeye verdim. Milletvekillerine hepsine verdik. Bir vefa borcumuz efendim bu sahabelere. Bir şey yapmayacak mıyız? Mesela ben hep tılfındır dedim durdum. Bakın bir Fırfırlı camisinin adını İyad bin Ghanem yapamadık. Karşımıza birileri durdu. Yok efendim burası kiliseymiş. Kilise olmadığını söylemiyoruz. Urf bölgede karargah kurup Urfa'nın fethi olan, fatihi olan sahabenin ismi. Konsa ne olur? Fırfırlı ne demek? Fırfır. Yani fırfır. Ben İyad bin Ghanem müftülük teşebbüs etti buna. Ama birileri ağır bastı. Adını değiştirmedi. Ama bunu söyleyeyim. Bir gün o parmak orayı işaret edecektir. Ölürüm kalırım mesele değil. Zaten ben kitapta da söylüyorum. Urfa'yı sevenler ve gelecekte Urfa'yı seven idareciler. Biz görelim görmeyelim bunu yapacaktır. Mesela ben zamanında orada mağaralar var dedim. Eğer evler yıkılırsa mağaralar var. Birisi internette ne atmıştı bana? Aziz Hoca'nın anasının mağaraları mı, babasının mağaraları mı? Şimdi kimin anasının, babasının mağarası mı? Çıktı mağaralar. O mağaralar ne yapacağız? Kafe yapacağız. Vallahi mesulsunuz. Billahi mesulsunuz. Sahabenin ayak bastığı bir yer ve Urfa'yı karargah etmişler ta Azerbaycan'a kadar gidip buraya gelip yenilemiş ordu. Buraya takviye kuvvetler geliyor. Hep o bölgede kalıyorlar. Ama yaparsınız, yapmazsınız.
Bakın ben bir Urfalı olarak vefa borcumu İslam tarihinde Şanlıurfa diye bir kitap hazırladım. Bastık, okuyan okudu, alan aldı, almayan almadı. Çoğu hoş, telefon açık, hoca bize de o kitaptan bir tane. La kardeş 5 kağıt ya, 5 lira be, kağıt parası değil. Yok şimdi, piyasada bence yok. Bilmiyorum, Özbek'te belki olabilir. Efendim, bu kitabı kaç kişi okudu? Gelen yetkililere verdik, söyledik, möyledik. Olmadı. Olmayacak mı? Olacak. Ben inanıyorum. Şimdi tabii programı ben toparlıyorum efendim. Kardeşlerimiz çalışıyorlar. Tekrar söyleyeyim. Orası bu sahabenin mezarıdır demiyorum. Şu anda basında böyle bir şeyler çıkmış. İnceledik. O bilgi kirliliğini temizlemek için kısaca bunu anlattık. Rabbim hayırlısını versin. Yani Urfa'da bir sahabe kabri bulundu, şu bu. Mesela Göbekli Tepe bulunduğunda hemen işte efendim Alman Der Spiker dergisinde çıkmış. Adem Aleyhisselam'la Havva buraya inmiş falan dedim. O olmadı. Adem'le Havva'nın indiği yeri kitaplarımız söylüyor. Efendim işte Hicaz bölgesi, Arafat ve Hindistan Serendip adaları geçer. Hatta öyle bir ifade, Adem'le Havva kovulduğu zaman cennetten. Ya peygamber kovulmaz. Ya edep yahu gene diyorum. Sonradan dediler ki tercüme hatası. Tercüme hatası tabii. Tarihi bilmezsek tercüme hatası. Tabii tarihi bir eserdir. İnşallah o da bir gün biter. Çünkü dananın kuyruğu gibi bitmedi. Kazılar çok sürüyor. Neyin nesi de bilemiyorum. Karışmıyorum o işe ama tarihi bir yerdir. Urfa tarihi bir yerdir. Taşıyla, toprağıyla mübarektir. Ben söylemiyorum. Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Ben her gün, her sabah Urfa'dalara dua ediyorum. Hatta mezarda yatanlarına dua ediyorum. Beşikteki yavrulara dua ediyorum. Ben hastayım, onlar da bana dua etsin demiş o büyük üstad. 111 gün Urfa'da kalmış. Mezarını kaçırmışlar. Ama bence hiç önemli değil. Mezarı yerindeymiş gibi ben ziyaret ediyorum. Benim inancımı söylüyorum. İnşallah sonucu hayır olur. Eğer tespit edilirse, bu odur denilirse şeref duyarız. Zaten yetkililerimiz eğer oysa diyor hemen bu bölgeyi istimlak ederiz. Efendim buraya tarihi büyük bir eser yaparız. Bu sahabelerin adına ben turizm patlar kelimesini kullanmıyorum. İnşallah öyle olur. Rabbim gene de hayırlısını versin. Tekrar söyleyeyim. Yani Aziz Hoca o mezar Hanzele bin Rebi el Katibin kabridir demiyorum. Şu anda öyle işaretler var, kitabeler var. İnceleniyor, araştırılıyor. İnşallah sonuç hayır olur diyoruz. Efendim, bu programla bir müddet ara veriyorum. Aslında gelecek hafta da gelmek isterdim. Fakat yolculuğumuz var. Sabah erkenden takdir edersiniz. Umre'ye gideceğiz. 20 günlük bir izin istiyorum. Nisan'ın 7'si Perşembe, inşallah geliyoruz. Akşamı yine sizlerleyiz. 8 Nisan akşamı, 7 Nisan akşamı. Rabbim nasip ederse sizlerleyiz. Efendim bizlere dua edin. Bizler de size dua ediyoruz. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun.